YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fayda bulma yöntemini konuşacağız. Yani başımıza sıkıntılı bir şey, bir üzüntülü bir olay, bir haksızlık geldiğinde bundan nasıl kurtulabiliriz fayda yöntemiyle onu anlatmaya çalışacağım. Şimdi öncelikle bunu hani koştuk soruları soruyorduk. Bunu bunun arasında neden soruyorum? Çünkü bizler de hayatımızda aslında kötü hissettiğimiz, kendimizi çaresiz hissettiğimiz ya da işte birisi bize haksızlık yaptı, ihanete uğradık. Bizi işte eşimizi aldattı, partnerimizi aldattı, kendimizi çok kötü hissettiğimiz anlar vardır. Ve bunlardan nasıl kurtuluyoruz? İşte yürüyüş yapabiliriz o an için belki kurtulmak için. Bunları yazabiliriz, bunlarla yüzleşebiliriz. Bunu gidip birisine anlatabiliriz. Yalnız anlatacağınız kişiye lütfen çok dikkat edin. Bunları yapabiliriz. Ama bu Miami Üniversitesi'nde bir araştırma yapıyorlar. Farklı bir yöntem getiriyorlar. Şimdi bizler aslında böyle bir sıkıntıyla karşılaştığımızda bunu ya çözmeye çalışıyoruz. Acaba bu problemi nasıl çözeriz diye kafamız patlıyor, ne yaparız, ne ederiz. Ya da eğer bu bize birisi yaptıysa kinleniyoruz, öfkeleniyoruz. Acaba öcümü nasıl alırım diyoruz. Ve bu bizi acıtan şeyden kurtulmak için çeşitli aslında yöntemler deniyoruz. Ve bazen çok uzun süre bundan, bu etkiden kurtulamıyoruz. Şimdi bu Miami Üniversitesi'nde yapılan araştırmada 300 tane öğrenci üzerinde yapılıyor bu araştırma. Ve 300 öğrenci 3'e bölünüyor. Bütün o 300 öğrenciye de öncelikle şöyle bir şey isteniyor. Yaşadıkları çok kötü bir hadise. Yani haksızlığa uğramışlar, aldatılmışlar, dolandırılmışlar. Yani çok kötü günler geçirmişler. Belki tacize uğramışlar. Yani yaşadıkları o en kötü, en sıkıntılı günü düşünmelerini istiyorlar. Ve o düşündükleri günde üçünden farklı şey yapmasını istiyorlar. Bir tanesinde ilk gruba bu o anı çok detaylı olarak anlatması isteniyor. Yani yaşadığı anı detaylı olarak anlatıyor. Sanki tekrar yaşıyormuş gibi oluyor. Ve aslında kendilerini bir nevi o olayı tekrar zihinlerinde yaşatıyorlar. Uzun bir şekilde bunu anlatıyorlar. İkinci gruba ise bu şöyle bir soru soruyor. Evet, bu yaşadığınız şeyi anlatın. Anlattıktan sonra soru şu: size bunun ne faydası oldu? Ve bundan ne öğrendiniz? Üçüncü gruba ise bu yaşadıkları olayı gene anlatmalarını ve sonra da yarın ne yapacaklarını soruyorlar. Şimdi bu üç gruptan araştırmada o özellikle ikinci grup çok büyük bir farkla çıkıyor. En o ilk önce, yani sadece olayı anlatan, yaşadığı haksızlığı, aldatılmayı, çaresizliği o yaşayan kişiler kendilerini odadan çıkarken çok daha üzgün, çok daha stresli ve çok daha olayın etkisinin devam ettiği yolunda işte belirtiler gösteriyorlar. İkinci grup ise fayda teoremi. İkinci gruptan önce üçüncü grubu anlatayım çünkü asıl önemli olan bizim için ikinci grup. Üçüncü grup ise üçüncü grup birinci kadar etkisi olmamış. Yani aslında o olayı bir nevi halının altına süpürmüş, yaşadığı olayı ve bir sonraki güne adapte olmuş bir şekilde karşılaşıyorlar. Ve bu insanların stres oranı da birincilere göre daha az ama ikincilere göre daha fazla. İkinci grup ise, yani asıl bizim fayda teoremini ortaya çıkaran grup ise, yaşadıkları olaydan sonra nasıl bir hayatlarının olduğunu anlatıyorlar. Yani evet, ben bu olayı yaşadım. Çok sıkıntılar yaşadım. İşte beni aldattı, benim paramı aldı, iflas ettim. İşte maddi sıkıntı yaşadım. Bunu anlattıktan sonra bundan ne fayda sağladığını anlatıyorlar. Yani işte evet, çok kötü bir eşim vardı, beni aldattı. Ama sonra ben daha iyi bir eş buldum. İşte çok kötü günler yaşadım, iflas ettim ama o hırsla öyle güzel bir iş buldum ki çok daha zengin oldum. İşte ben bu olay bana sağladığı faydaya odaklanıyorlar yani. İşte şimdi biz de aslında hayatımızda neler yaşıyoruz, öyle değil mi? Hani ben de neler yaşıyorum. İşte yani insanın her an hayatı aslında iniş ve çıkışlardan ibaret ve biz zaten sıkıntısız bir hayatı aslında kimse bize vaat etmedi yani. Hayatımız sıkıntısız geçmiyor. Bazen sıkıntılar, bizi aldatanlar, kandıranlar, ihanet edenler, hayatımızda bizi çok üzen olaylar, bazen kontrolümüz altında, bazen kontrolümüz dışında, bizim kendimizin yaptığı yanlışlar, hep hayatımızda aslında bizi strese sokan, üzen hadiseler oluyor. Ve bunlardan demek ki bu Miami Üniversitesi'ndeki araştırmaya göre kurtulmamız için en güzel yöntem fayda yöntemi. Yani şimdi biz de, siz de bu uygulamayı yapabilirsiniz. Ben de şunu söyleyebilirim. Ben de hayatımda
çok sıkıntılı dönemler yaşadım. İşte kendimi çok kötü hissettiğim bir dönemde aslında koçluk mesleğini buldum. Mesela bana koçluk mesleğini kazandırdı. İkinci bir çok böyle kötü, beni böyle çok sarsan, belki insan ilişkilerini de tekrar sorguladığım bir dönem oldu. Ve bu dönemde de aslında ben koçluk mesleğine daha da sarıldım. Yani önceden koçluk mesleğini biraz daha böyle profesyonel koçluk olarak değil de, yani para kazanma amaçlı değil de, böyle keyfi bir şekilde yaparken sonra bu koçluk mesleğini profesyonel bir iş olarak yapmaya başladım. Ve bana tekrar aslında kendimden, yani bu zamana kadar olan Neslihan'dan yeni bir Neslihan oluşturmama vesile oldu. Şimdi aslında bugün, evet, o sıkıntılı günde ben böyle düşünmüyordum. Ama şimdi geriye dönüp baktığımda o sıkıntılı günlerin bana faydasını bulabiliyorum. Ve o faydasını bulmak, bana bunu yaşatanlara, bana bunu belki haksızlığa uğradıysam kendime göre, bana haksızlık yapanlara karşı aslında kendi içimde belki öfke bile duymuyorum. Ve bu bana bu olaydan ne öğrendiğime odaklanmamı sağlıyor. Şimdi size de şunu tavsiye edebilirim. Eminim şu an yaşadığınız birçok sıkıntı vardır hayatınızda. Bunlar içinde en çok size sıkıntı vereni bir kağıda yazın ve ondan sonra onu öncelikle çöpe atın veya yakın. Ve böylece aslında zihninizde onu tamamlanmış olarak kabul edecek zihniniz. Sonrasında da şöyle bir şey yazın. Uzun uzun o yaşadığınız şeyden ne fayda sağladınız? İnsanları mı tanıdınız? Başka bir hayatınız mı oldu? Daha iyi bir işiniz mi oldu? Daha mı çok para kazandınız? Ya da insanları mı tanıdınız? Veya işte ailenizin kıymetini mi anladınız? Yani ailenize daha mı çok sarıldınız? Buradan size ne fayda sağladı? Yani belki... Mesela insanlar bazen diyorlar, bunu da gençler için söyleyebilirim. Üniversite sınavına giriyor. Üniversite sınavında istediği bölümü kazanamıyor. Ve o gün aslında inanılmaz bir öfke, inanılmaz bir stres, inanılmaz bir üzüntü duyuyor. Ama sonra eğer oradan kazanmayıp başka kazandığı bölümdeki faydaya odaklandığında yıllar sonra şunu diyebiliyor. Diyor ki evet, yani o bölümü kazanmadım ama diğer bölümde o kadar güzel şeyler yaptım. O tam bana göreymiş diyebiliyor. Şimdi siz de o yaşadığınız şeyden faydaları yazmaya başlayın. Ne gibi faydalar oldu aslında hayatınızda o yaşadığınız şeyin? Belki bu göç olabilir. Yani bir yerden bir yere göç etmek zorunda kaldınız. Belki eşinizin işi dolayısıyla, belki başka şartlarda, belki işinizi kaybettiniz, belki hiç hayalini bile kurmadığınız sıkıntılar yaşadınız, belki çok sevdiğiniz kişiyi kaybettiniz hayatınızda, belki öyle bir hastalık geldi ki o hastalık la beraber, hem o hastalıkla beraber yaşamanın zorluğu, hem etrafınızdaki insanlarla yaptığınız mücadele, iletişim hataları, bunların hepsinden neler öğrendiniz ve bunların size ne faydası oldu? Evet, bugün de aslında faydayı konuştuk. Bize verilen sıkıntıların, aslında bütün hayatımızda yaşadığımız üzüntülerin aslında bize ne faydası olduğuna odaklanmayı konuştuk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın.